Lucky'den çıktık. Lucky Marina, İtalyan binaları. Elveda. Günaydın. Şimdi Arkangelos adasına doğru seyir halindeyiz. Arkangelos buranın en kuzeyinde bir adacık. Bu adanın adası gibi bir şey. Körfez'den ayrılıyoruz. Büyük bir körfez. Adayı arkamızda bıraktık. Küçük Doris'i çekerek getiriyoruz. Şu anda artık Leros'un en ucundaki Arkangelos adasına geliyoruz. Baş Melek Adası. Arkangelos'un mavi sularına bakıyoruz. Turkuaz mı bu, aqua mı? Vallahi ne renk bu? Cam gibi. Filtresiz gerçekten. Şey, bu ne ya? Bembeyaz su. Bayağı besbeyazlı su. Keçilerin de sesi geliyor oradan. Mert'im nasıl gidiyor? Güzel. Suya girdik, su çok güzel. Renge gel diyorsun yani, gökyüzü mavisi bu, deniz mavisi bu. Ancak soğuk tabi. Yani serin tabi. Öyle olur. Muhteşem. Ege yani sonuçta. Bir serinleme geldi. Buraya normalde biz şeyle gelebilirdik, tekne olmasa. Tekne turlarıyla. Evet. Leros'tan girmiyor. Küçük Doris sana eşlik etmeye geldi. Evet. Beni pek sever. Nerede görsem onu geliyorum. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Kendime geldim. Soğuk ama. 23 derece ha. Kafamı sokamadım. Bir de bence burada demirde yatılamayabilir. Yani hava patladığında açığa doğru çünkü sürecek. Hani... Birazdan gideriz. Evet. Ama tonozlar var mesela. Yani şurada bir restoran var. Onun evet. Tonozları var. Lipsos'un Kolakya koyuna yaklaşıyoruz. Ne kadar çok adacık var ya etrafta, kayalar. Kolakya'nın bu taraftan görünüşü şu an tam kafadan rüzgar geliyor. Böyle ıssızca bir plaj. Şurada küçük Lera adacığı var. Yani adacık böyle kaya. Bir tane Türk kuleti görüyoruz önümüzde. Tonozda kalıyor herkes. 19. adamız Lipsos'tayız. Kolakya plajında. Şöyle renk sulara demir attık. Gece kalacağımız için kıçını bağlayacağız. Şuradaki kayalıklara kıçını bağlamayı düşünüyoruz. Bu sefer kıştan karayı Mert yapıyor. Şöyle yarım metre bir su. Göl gibi bir yer ya, çok güzel bir yer. Bu
Güzel gözüküyor. Çok güzel ya. Gittim yani buraya. Burası bizim özel havuzumuz. Nasıl berrak. Besberrak, kupuskum. Evet. Şuradan da çek. Şöyle. Harika ötesi. Olunca çok güzel. Mert nasıl burası? Küçük bir havuzcuk. Şu anda benim gölgemin üstündesin. Küçük bir havuzcuk var. Ve doğrusun yelken. Havuzcuk yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Mert'in beline geliyor su. Buraya şöyle koyuverdik. Havuz oldu burası. Bizim havuzumuz çünkü kimse gelemiyor oley. Liptos'un en güzel yeri bizim. Biz keşfettik. Arkası tekne dolu ve gürültülü bir şey var, taverna var. İstemem. Şöyle göstereyim size, bayılırsınız. Nasıl gidiyor? 22-23 derece suda. Yiğit, kıçtan karalı Doris. Şurama geliyor bak. Bak bana doğru gel, hemen yükselecek. Çok değişik. Dümen palalarını topladık. Salmayı da topladık. Bir motor trimi kaldı. O da sahile çıkarsak toplanıyor. Gerek yok. İnce bir kum. Güzel bir kumsal. Bakın şöyle kum. Bak elime. Göster. Hep ince. Şuraya da kıçını bağladık. Böyle duruyor tekne. Şurada bir plajcık var. Plaga. Eda teknenin oralarda. Plaj çok güzel. Böyle bir plaj. Çok bakir, hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Artık akşam oluyor. Güneş batıyor. Koyun ağzı güneye bakıyor. Meltem'e ise liman bir yer. Su şöyle göstereyim size. 1 metre şu an su. Tam 1 metrede. Doris ise 1 metrede yüzebilen sayılı yelkenlilerden. Hareketli salması sayesinde. Yukarıda güzel bir koy var. Ah, 1.1. Şu an çok değişik bir trimaran geliyor. Bayağı anormal değişik yani. Çok hızlı bir şeye benziyor değil mi Eda? Yarış trimaranı mı acaba? Bilmiyorum ki, ilk defa gördüm böyle bir şey. Bayağı büyük. Ve bayağı değişik. Ve bizim koyumuza geldi. İnşallah demirimize falan demir atmaz. Bakalım. Tanışırız belki. Değişik. Ne yapıyorsun aşkım? Şu an çok eğleniyorum. Partimin ikinci dönemindeyim. Şapı lambamızın soketlerinde bir temassızlık vardı. Onun bu şey paslanmış. Bunun yenisi bu. Sıfırı. Şeyi bu. İçinden çıkan oksitlenmiş, aşağı koydum da çalışmaz hale gelmiş, yani iletmiyor. Bunu söktüm. Ya bunu yapmak lazım çünkü gece demirde tekneyi bu gösteriyor. O zaman kolay gelsin sana. Günaydın, Leralips'ten ayrıldık. Burası da aslında Leralips'i. Koyu kocaman. Bu
tarafta, biz bu taraftaydık. Kocaman Lipsi'ye hoş geldik. Kocaman değil tabi, mini minnak. Karşıda bir liman görüyorum. Sağda petrol var Ergo. Ha, Roma buraya gelmiş. Şurası mı? Bak, kırmızı tişörtlüye bak. İleri diyor. Şu küçüklerin yanına demek istiyor bence. Nerçu Mini'nin yanına. Selam. Şu an yanaştık Lipsi Limanı'na. Kıçtan kara olduk gene. Burası güzel. Gayet iyi bir yer. Keyifli. Tekneler 3 euroymuş. 3 euro. Bugün çöp almıyoruz dedi. Yarın çöp alıyoruz dedi. Evet, dedi. Bugün yok dedi. Kesin çöp feribotu geliyor. Çöpleri topluyor. Bu adada gezilecek ben bir tek yer ismi alabildim. Kilise tam, ondan sonra plajlar. Güzel, devam. Artık en küçük tekne biz değiliz bu adada. Yanımızdaki Norveç bayraklılar da küçük. Bizimki kadar. Evet, akşamki yemeğimiz belli oldu. Ya çok üzülüyorum. Ahtapot çuplar ama çok lezzetlisiniz. Bunlar klasik, bunlar stili. Bunlara bir tek kediler dadanıyor. Kedi riski var. Evet, kediler alttan tutup pıtık diye indirebilir. Ahtapotlara dikkat. Meydana geldik. Meydan bu kadar. Ha, şurada pastane ve kafe var. Bizim şu an ihtiyacımız olan şey. Karşıda bir kilisecik var. Limanın bu tarafını lokaller kullanıyor. Bu tarafta bizler varız. Dışarısına da guletler geliyor. Doris'in lakabı Doris Yarım Direk. Ama baksanıza direğine. Doris Half Mast. Lipsi'ye geldiğinizde mutlaka merdivenlerden çıkıp köy meydanını gezin. Tatlı Lipsi sokaklarında yürüyoruz. Çok şirin ama. Değil mi? İkonik böyle. Allah, şu perdeye bakın. Dantel ünlü. Beyaz kireç boya. Ve tabii mavi yağlı boya ünlü. Bu maviyi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Akrep gibi sokarcıl hayvanları uzakta tutmak için. Evet, mavinin faydası var hakikaten. Evet. Tabii ki de Begonvil. Olmazsa olmaz bir Akdeniz klasiği. Bir kilisecik veya şapelcik. Tabii ki de çiçekler ayrıca da. Tabii mesela hemen şöyle. Çiçeklerimiz çok önemli. Köy meydanına geliyoruz. Şu anda siesta zamanı olduğu için herkes uyuyor. Ortalık boş. Değil mi Mertcan? Evet.
Adamız 16 kilometre kareymiş. O yüzden her yere yürüyerek de gidilebiliyor esasında. Zaten hiking route'lar var bol bol. Kuzeyde bir yer var. Bir tane falan taksi var. Otobüs de var ama hiç otobüs görmedim ben. Otobüs de var. Burası asıl böyle yani çıplaklar plajı olsun. Burası Nikoforeio Müzesi. Değişik değişik eşyalar toplanmış, birikmiş burada. Kapalı olduğu için gezemiyoruz. Ben şu anda pencereden çekiyorum. En güzel koyların olduğu adalardan birisiymiş. Sana dün yine yukarıdan baktım Lipsi. Evet, evet. Bir tepeden baktım. Aziz Lipsi falan demem lazım ama. Şurada ben aslında Aziz Doris'e bakmak istiyorum. Doris Reis'e. Gel batıya dön. Onu gösteriyor. Şimdi esasen bu adada mahsur kalmak biraz ne oldu Mert? Yani çok zor durumda kalabiliyorsunuz, mahsur kalıyorsunuz. 4-5 gün hava uygun değil aslında çıkmak için. 25 ile 30 knot civarı. Böyle mahsur kalıp tavernada mahsur kalıp tavernada kaldık aynen. Buzoyla mahsur kalabiliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim ya, şöyle bir güzel tatlı görüntü var mı yani? Gerçekten zevkliler ya bu Yunanlılar. Böyle deli liman görülmemiştir. Teknenin içinde bile midem bulandı vallahi. İyi akşamlar. Şimdi Panorama Stüdyosu'nun oraya geldik. Limanın bu tarafı. Şöyle bir olay var, anlatmak istedim. Şimdi tabii limanda duş yok ya. Shower yazıp duruyor limanda. Böyle ok gösteriyor, ok gösteriyor. Yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra sonunda buraya varıyorsunuz. Burada duş var. Fakat şöyle telefon numarası var. O telefonu arıyorsunuz. Merhaba, ben duş alacağım diyorsunuz. Turistim diyorsun. Herhalde köpüklü mü köpüksüz mü diye mi soruyorlar ne? Sonra gelip alıyorsun herhalde öyle. Kaç para bilmiyorum, sormadım. Şu plaja yüzmeye gelmeye karar verdik. Evet Mert Kaptan, ne anlatacaksın bize? Şu an bir ağaç bulduk. Bu ağaç hava durumu ağacı. Adada rüzgarın nereden geldiğini ve kaç şiddetinde geldiğini hepsini ağaç özetini tutmuş. Prevailing winds yani, değil mi? Uzeriye baktık da ahtapotları cızdırdatıyor. Aynen. Bayağı kokoreç gibi ahtapot yapıyor. Baksana. Onlar başka bir şey. Bunu koymuş oraya. Yandı. Yanacak gibi. Biz de buraya oturalım diyoruz. Evet. Şu an neyi bekliyoruz? Şu an ahtapotumuzu bekliyoruz. Sardalyamızı bekliyoruz. Uzolarımızı koyduk. Samos uzosu. İlk içtiğimiz uzolardan. Fabrikasına gitmiştik. Evet, Francesco's. Şimdi kokoreççi dayı, yani ekmek arası ahtapotçu dayı daha doğrusu, ahtapotumuzu hazırlıyor. Bir de sardalya söyledik. Böyle burada yapıyorlar işte. Hadi Şeref yapalım. Oh. Üçüncü günümüz. Bayağı artık limanda da doldu yani her yerimiz. Çok güzel bir gitar çalıyor. Liman tam doldu. Komşularımız gitar çalıyor. Yanımıza Yunan komşular geldi. Kısmen İngilizce konuşuyorlar. Akademi falan diyor. Lipsi tam dolu.